Esselamu Aleyküm. Sevgili dostlar, çok şükür yine güzel bir video ile beraberiz. Rabbim her daim bu güzellikler ile bizleri beraber eylesin. Amin. Bugün sizlere namazlardan sonra okumamız gereken faziletli ayet-i kerimeleri ve zikirleri bahsedeceğim. Hangi namazdan sonra hangi ayeti veya zikri okumalıyız? Ne kadar okumalıyız? Faziletleri nelerdir? Rabbim anlatılanlardan mutlaka kendimize bir virt edinebilmeyi, ömrümüzün sonuna kadar bu virt ile yaşamayı nasip eylesin. Amin. Buyurun başlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim sabah namazının peşinde iki ayağını büktüğü halde, yani daha teşehhüd vaziyetini bozmadan ve dünya kelamı konuşmadan önce 10 kere La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyi ve yumit ve hüve ala külli şeyin kadir. Manası, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur, mülk ona aittir, hamd ona mahsustur, diriltir ve öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir derse, o kişiye 10 sevap yazılır, 10 günahı silinir, 10 derecesi yükseltilir ve o gün istenmeyen her şeyden güvende olur, şeytandan korunur ve o gün Allah-u Teala'ya ortak koşmaktan başka hiçbir günahının ona ulaşması meydana gelmez buyurmuştur. Evet, herkesin yapabileceği çok güzel kısa bir dua. Rabbim muvaffakiyetler versin. Süheyb radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra dudaklarını bir şey okuyarak kıpırdatıyordu. Ben, ya Resulallah, bu senin dediğin nedir diye sordum. O, Allahümme bike uhavilu ve bike usavilu ve bike uqatilu. Ey Allah'ım, ulaşmak istediğim şeye ancak seninle ulaşırım. Yenmek istediğim kişiyi ancak seninle yenerim ve ancak senin yardımınla muharebe ederim duasıdır buyurdu. Evet, bu da çok güzel kısa bir sığınma duası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim sabaha çıktığı vakit, bir rivayette sabah namazını kılıp daha oturduğu yerden kalkmadan, En'am suresinin başından 3 ayeti kerime okursa, Allah-u Teala ona kendisini korumak üzere 70 bin melek görevlendirir ki, kıyamet gününe kadar o meleklerin yapacağı ameller o kişiye yazılır. Şeytan her ne zaman o kişinin kalbine şerden bir şey atmak isterse, yanında demirden kamçı olan bir melek 7. kat semadan inerek onunla şeytan arasına 70 bin perde koyar. Kıyamet günü olduğunda Allah-u Teala o kuluna, ey Ademoğlu, gölgemin altında dur, cennetimin meyvelerinden ye, Kevser suyundan iç, Selsebil suyundan yıkan, sen benim gerçek kulumsun, ben de senin Rabbinim, sana ne hesap vardır ne de azap buyurur. Evet, bu faziletli dua En'am suresinin başındaki ilk 3 ayet-i kerime sabah namazından sonra okunuyor. Esma radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Yalnız bu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı olan Esma değil, başka bir sahabi. Babam sabah namazını kılınca kıbleye doğru oturur, güneş doğuncaya kadar hiç konuşmazdı. Bazı kere ben ona bir ihtiyaçtan dolayı bir şey söylerdim, o benimle yine konuşmazdı. Bir kere ben ona bu halinin sebebini sorunca o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her kim sabah namazını kıldıktan sonra kimseyle konuşmadan 100 kere Kul huvallahu ehad okursa, Kul huvallahu ehad suresi her okuyuşunda bir senelik günahı kendisi için bağışlanır buyurduğunu işittim de onun için böyle yapıyorum diye cevap vermiştir. Evet, sabah namazından sonra 100 kere İhlas-ı Şerif okumanın fazileti. Haris et-Temimi radıyallahu anh bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şöyle dediğini rivayet etmiştir. Akşam namazından ayrıldığın zaman herhangi bir kimseyle dünya kelamı konuşmadan 7 kere Allahümme ecirni minen nar, manası ey Allah'ım beni ateşten koru de. Şüphesiz ki sen bunu dersen ve o gecende ölürsen sana cehennemden kurtuluş yazılır. Sabah namazını kıldığın zaman yine böylece söyle 7 defa. Muhakkak ki sen o gününde ölürsen sana cehennemden kurtuluş yazılır buyurmuştur. Gerçekten çok güzel bir dua. Hem kısa hem de çok faziletli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim her namazın peşinde 3 kere Estağfirullahillezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. Manası, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hay ve kayyum olan Allah'tan mağfiret dilerim ve ona tövbe ederim derse, harpten kaçmış bile olsa, ki bu en büyük günahlardandır, Allahu Azze ve Celle onun bütün günahlarını affeder.
Çok güzel. Her namazın peşinde 3 defa istiğfar ediyoruz. Evet, bu duamızda namazlardan sonra ellerimizi açıp okuyacağımız çok güzel bir dua. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim elimden tutarak bana, ey Muaz, vallahi şüphesiz ben elbette seni seviyorum. Vallahi şüphesiz ben elbette seni seviyorum. Ey Muaz, her namazın peşinde Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Manası, ey Allah'ım, seni zikretmem, sana şükretmem ve sana güzel ibadet etmem için bana yardım et diye dua etmeyi terk etme diye sana vasiyet ediyorum buyurmuştur. Çok güzel bir dua. Allah'ım, seni zikretmem, sana şükretmem ve sana güzel ibadet etmem için bana yardım et. İnsan her namazın peşinde bu duayı okursa hiç Rabbim kabul etmez mi ey dostlar? Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdiğinde şu dua yapmıştır. Allahümme ec'al hayra ömri ahirehu. Allahümme ec'al havatime ameli rıdake. Allahümme ec'al hayra eyyami yevme elgake. Manası, ey Allah'ım, ömrümün en hayırlı kısmını sona eyle. Ey Allah'ım, amellerimin sonlarını rızan eyle. Ey Allah'ım, günlerimin en hayırlısını da sana kavuşacağım gün eyle. Amin buyurmuştur. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim her farz namazın arkasından Ayet-el Kürsi'yi okursa diğer namaza kadar korunur. Yani maddi ve manevi belalardan korunmuş olur. Ve buna, yani namazların arkasından Ayet-el Kürsi okumaya ancak bir peygamber yahut sıddık veya şehit devam eder buyurmuştur. Evet, her farz namazın arkasından Ayet-el Kürsi'yi okumak için çok güzel bir sebep. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim her namazın peşinde 33 kere tesbih, 33 kere tahmid, 33 kere de tekbir, yani 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere de Allahu Ekber, ki bu 99 eder, sonra 100. de la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir derse, günahları denizin köpükleri kadar da olsa affedilir buyurmuştur. Evet dostlar, bu zikri her namazımızın peşinden okuyoruz. Belki sevabını bilmiyorduk ama adet olunduğu için bu zikri yapmayanımız yoktur. Öğrenmiş olduk. Rabbimiz her namazımızda okumayı nasip eylesin. Amin. Evet dostlar, her namazımızı bitirdiğimizde okuduğumuz Saffat suresinin son 3 ayeti. Sevabı bakalım neymiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her kimi kıyamet gününde sevabını en bol ölçekle tartıp alması sevindirirse, namazı bitirdiğinde Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin desin buyurmuştur. İşte sevabı. İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim her farz namazın arkasından 10 kere İhlas suresini okursa muhakkak ki Allahu Teala o kişiye rızasını ve mağfiretini vacip kılar buyurmuştur. Her farz namazın peşinden 10 defa İhlas suresi. Müslim bin Ebi Bekr radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Babam namazların peşinde Allahümme inni e'udu bike minel küfri vel fakri ve azabil kabri, yani ey Allah'ım, kafirlikten, fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırım diye dua ederdi. Ben de bu dualara devam ederdim. Bir kere babam bana, ey yavrucuğum, bu duaları kimden öğrendin dedi. Ben senden öğrendim diye cevap verince o, şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların akabinde bunları söylerdi dedi. Evet, namazlarımızın peşinde okuyacağımız çok güzel bir sığınma duası. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim namazın akabinde Subhanallahil azim ve bihamdihi la havle ve la kuvvete illa billah, yani büyük olan Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim, günahlardan dönüş ve ibadetlere kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır derse mağfiret edilmiş olarak kalkar buyurmuştur. Sevgili dostlar, bir rivayette bu namazlardan sonra 3 defa söyleniyor. Evet, bize de uygun düşen bunu ihtiyaten 3 kere okumaktır. Evet dostlar,
Videonun başında da söylediğim gibi bu duaların içerisinde mutlaka yapabileceğimiz bir dua vardır. İnanın zor değil. Bir de sizler için özellikle kısa olanlarını seçip istifadenize sundum ki amel edebilmek kolay olsun diye. Rabbim sevdiği, razı olduğu, hoşnut olduğu her ameli bizlere üşenmeden, bıkmadan, seve seve ömrümüzün sonuna kadar yapmayı bu amellerle Rabbimize kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Evet sevgili dostlar, bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni de atarsanız bu işte bize destek olmuş olursunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.